Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel çıtı pıtı bir oya hazırladım. Bu hafta yeni başlayanlar için böyle kolay, güzel, gösterişli çıtı pıtı oyalar yapmayı istiyorum. Bugünkü ilk olarak yapmak istediğim örneğin modelim bu şekilde. Ben alt zemine yeşil uyguladım. Daha sonra da pembe, açık pembe ve daha böyle açık bir mor renk uyguladım. 3 tane renk çalıştım. İplerim de bu şekilde. Alt zemine de yeşil uyguladım. Ama sizin tülbentiniz, yazmanız hangi renkse yeşil kısmı aynı o renkten de yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Bugünkü yapmak istediğim modelim bu şekilde. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. İlk önce yapmanız gereken zürafa yapmak. Şu kısım, ben burada biraz yer mesafe bıraktım. Zürafayı nasıl yapıyoruz? Şimdi ilk size onu göstereyim. Şuradan iğnemi geçirdim. Bu ipim üstte olacak. Bu diğer ipim de iğnemin etrafından dolaşacak bu şekilde. Buraya bir düğüm atıyorum. İsterseniz bu düğümü iğnenin etrafından böyle iki tur dönerek de yapabilirsiniz. O zaman şu kısım biraz daha kalın oluyor ama tek seferde yaparsanız bu şekilde. O da olur. Diğeri de olur. Böyle iki tur da çevirebilirsiniz. Ama ben yazmalarda, başörtülerde genelde yaparken bir tur dönüyorum. İki tur dönmeyi her yerde, her seferde yapmıyorum. Bu şekilde ilk önce yapmamız gereken yazma olur. Küçük bebek mendilleri hazırlayabilirsiniz. Onların kenarına olur. Tülbentleri olur. İsterseniz küçük havlularda da başlayıp yapabilirsiniz. İğne oyasına meraklı olup yapmak isteyenler için ben böyle kolay ele alışacak, yapabilecek bu hafta öyle modeller seçtim. Bu şekilde ilk önce zürafamı yapıyorum. Daha sonra yine yeşil ipimle devam ediyorum. Önce ipimi buraya bağlıyorum. Şimdi bu zürafalarımın içinden geçerek bir tane buraya yuva oluşturdum. Şunu da fazlalık ipimi de buradan hemen alayım. Bu oluşturduğum yuvanın içinden tekrar giriyorum. Bu ipimi önce yukarıdan, bu ipimi de alttan dolaştırıp buraya yukarıya bağladım. Bakın ipimin düğümü şimdi şurada yukarıda olmuş oldu. Şimdi şu yandaki zürafaya girip ipimi oraya bağlıyorum.
Bakın yakın çekim daha güzel görünüyor. Bu şekilde olacak. Şimdi şu hemen yandaki zürafaya giriyorum. İpimi buraya bağladım. Bunun içinden giriyorum. Önce ipimi yukarı, bu ipimi de alttan dolaştırıp şuraya bağlamış oldum yukarı kısmı. Şimdi şuradaki yanındaki zürafaya geçip içinden girip ipimi buraya bağladım. Şunların tepelerine örneğimizi yapacağız. Şimdi ben biraz daha yapayım, ilerleyeyim. Bunun içinden girdim. İpimi yukarı bağladım. Yanındaki yuvaya, zürafaya girip ipimi aşağı bağladım. Bu şekilde. Şimdi ben biraz daha buraya kadar tamamlayayım. Sonra diğer bu renkli modellerimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Yeşil olan sıramı geçtim. Etrafımı döndüm. Şimdi diğer renkli şu modellerimi yapmak istiyorum. Bunlar da çok kolay. İsterseniz ama farklı modellerde uygulayabilirsiniz. Sadece küçük pırpırlarda yapabilirsiniz. Her bir şu tepe kısmına. Şu boşluklara. Şimdi ben açık pembeyi kullanacağım. Şu uzun olan ipimin şu uç kısımlarına yapacağım. Bunu yapamayanlar ama daha küçük böyle pırpırlar da yapabilir. O model bile güzel olur. Dediğim gibi zaten yeni başlayanlar için kolay ve gösterişli çıtı pıtı modeller bu hafta göstermek istiyorum. Şimdi ipimi bağlarken buradan bir tanesini boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. İpimi de bağlarken bu şekilde bağlıyorum. Şimdi şuraya aynı yere girdim. Buraya böyle küçük bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırlardan oraya 3 tane yapmam gerekiyor. İki ve üçüncüsü. Şimdi şu ipimi de keseyim. Bakın ipimin olduğu yerde temiz göründü bu şekilde. Şimdi en son yaptığım ipin içinden giriyorum. İpimi bu şekilde bağlayıp yukarı çıktım. Bu şekilde geri gidemeyen arkadaşlar için elinizdeki işinizi böyle çevirip böyle de yapabilirsiniz. Bu yeni başlayanlar için aslında daha kolay. Diğeri biraz daha zor gelebilir. Bu şekilde tamamladım. Şimdi bir daha döndüm. Buraya ipimi bağladım. En son yaptığım yere. Şu yuvarlağın içinden, zürafanın içinden geçtim. Tekrar döndüm. Şurada bir tane kalan yuvan içinden giriyorum. Şimdi burada ipimi iki tur çevirdim iğnemin etrafından ve buraya bağladım yukarıya. Bakın bu şekilde. Bakın bu şekilde oluyor.
Şimdi burada morum var. Şimdi sıra bu koyu pembemde. Bir tane boşluk bıraktım. Diğer yanındakine geçiyorum. İpimi bağlarken de bu şekilde bağlıyorum. Eğer ipiniz az kaldıysa çıkmaması için şöyle bir düğüm atabilirsiniz. Bakın o zaman şurada bir düğüm olmuş oluyor. İğnenin en altında. İpiniz o zaman çıkmıyor. Şimdi biraz önceki yaptığım pırpırdan bir tane yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Aynı eşit boyda olması için de böyle iğnenin ucundan yardım alabilirsiniz. Şimdi şuradaki ipimi kesiyorum. En son yaptığımın içinden girip ipimi yukarı bağlıyorum. Onun yanındakinin içine girip burada birinci yuvamı oluşturmuş oldum. Şimdi bu en baştakine geliyorum. Şimdi üst sıraya çıkıyorum. İsterseniz siz bu sayı artırabilirsiniz de. Üçlü değil de beşli yaparsanız bu pırpırları model daha büyük görünür. Ben şimdi üçlü şekilde yapıyorum. Ama dediğim gibi sadece şu pırpırları da renk renk uygulayıp çok güzel bir model çıkartabilirsiniz. En son kalan yuvamın içinden giriyorum. İpimi yukarı bağlıyorum. Bakın bu şekilde. Bence çok kolay yeni başlayanlar için. Çok da gösterişli. Ben şimdi diğer renklerimden biraz daha çalışayım bu kısımları. En son bitmiş halini size tekrar gösteririm. Modelimi tamamladım, bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Çok tatlı, çıtı pıtı bir model oldu. Ben çok severek yaptım. Bir de keyifle, zevkle yapılıyor. Yeni başlayan arkadaşlar için çok kolay ve güzel bir model. İsterseniz küçük havlu kenarlarına da yapabilirsiniz. İsterseniz yazma kenarlarına da yapabilirsiniz. Bence kolay, güzel, gösterişli bir model oldu. Ben çok sevdim. Söylediğim gibi keyifle de yapılıyor. Bugünlük göstermek istediğim modelim benim bu şekildeydi. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Desteğiniz benim için çok değerli. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.